Nasılsınız inşallah? Nasılsın Mahrem? İnşallah iyisiniz inşallah. İyisiniz inşallah hepiniz. Evet. Şimdi sayın arkadaşlar. Adalet sadece bir kadın ismi mi? Arkadaşlar, bugün burada toplanma sebebimiz, biliyorsunuz geçen yayın üstü kapalı bahsettiğim bir konu var. Bu konuyu yayınımız Varşova Cezaevinden canlı olarak evet, bu konuyu şimdi size bu yayında sevgili dostlar açıklayacağım. Çünkü bu konuyla ilgili çok haber çıktı. Çok sağa sola yayıldı. Farkındayım. Değil mi oluşum? Evet. Twitch mapusundayız. Şimdi konuyu çok uzatmadan anlatacağım arkadaşlar. Nasıl başlayacağımı düşünüyorum şu anda. Öncelikle şu. Barlardan kurtulalım mı yoksa ilginç bir hava kattı mı? İlginç bir hava kattıysa tutacağım biraz daha. Barları atalım mı? Dursun. Tamam, kalsın. Peki. Şimdi sevgili... tamam, gülmüyorum. Şimdi sevgili dostlar... Öncelikle buraya bu hızda, 10 dakika içinde toplanan... bütün 7000 kişiye teşekkür ediyorum. Az sonra sayılarımızın daha da artacağına eminim. Arkadaşlar bana... bir yaklaşık 3-4 gün önce bir e-mail geldi bir şahıs tarafından, bir avukat tarafından. Bu avukat Wolf Team'i şey yaptığını söylüyor. Ne denir? Temsil ettiğini söylüyor. Beyefendinin söylediğine göre tabii ki ben size bu e-mail'i gösteremem ama ben kendi anladığımı size aktarabilirim sadece e-mail'den. Beyefendinin söylediğine göre, bana beyan ettiğine göre ben Wolf Team'in ve Wolf Team'le ilgili şeylerin, ürünlerin ürünleri kötülüyormuşum ve bunları kötüleştirme niteliğinde eylem, beyan ve açıklamalarda bulunuyormuşum. Bu tespit edilmiş. Hatta bana atılan ihtarda trolleme tabir edilen saldırılarda bulunduğum söyleniyor. Markaya tecavüz ettiğim söyleniyor ve haksız rekabette bulunduğum söyleniyormuş. Söyleniyor bu bana gönderilen e-mailde. Öncelikle hiçbir hukuki bilgisi olmayan bir insan olarak haksız rekabette bulunma konusunda öncelikle benim Wolf Team'e rakip bir firmaya sahip olmam yahut böyle bir firmada çalışmam gerekmektedir. Böyle bir şey söz konusu değildir. O yüzden hakkıma yapılan bir iftiradır bana bu gönderilen şey. Ben öyle algılıyorum. Onun dışında ilgili hesaplarımın, ilgili sosyal medya hesaplarımın kapattırılacağı yönünde bir beyanda bulunmuştur. Ben de bunu bir nevi tehdit olarak algılıyorum ve benim huzurumu kaçırdı. Kaç gündür bunun hakkında düşünüyorum yani. İlgili hesaplarım kapatılacakmış Wolf Team hakkında yaptığım söylemlerden dolayı. Bu söylemlerle ilgili örneklendirmelerde de bulunmuşlar kendileri.
Ben bu örneklendirmeleri size göstereceğim. Gösterilen örneklendirmeler şu şekilde. Wolf Team'in Twitch sayfasına, yayınına gidip ünlem Wolf Team, JP lazım bana, ver lütfen yazmışım. Bu şekilde markalarını kötülediğim söyleniyor. Onun dışında attığım bir Twitter tweetinden bahsedilmiş. Twitter tweeti şu şekilde arkadaşlar. Türkiye'nin en iyi oyunu Wolf Team'in yayınında Çete Cahreyn yazarsanız 6000 saniye banlıyorsunuz. İyi seyirler deyip kendilerinin reklamını yapıp burada binlerce takipçisi olan Twitter sayfamdan insanları bu yayını izlemeye teşvik etmişim. Ki burada yalan bir şey de söylemiyorum. Madem bu kadar rahatsız edici bir durum, Cahreyn kelimesinin bir küfür meşrecesine adeta kanalınızdan Cahreyn yazıldığı zaman insanları kanaldan uzaklaştırıcı bir kelime olarak sayılması, ben bunu kendime, şahsıma hakaret olarak alıyorum açıkçası. Çünkü neden yani bir kanala Cahreyn yazınca insanlar 100 dakika kanaldan uzaklaştırılıyor, onu anlamış değilim. Olmayan bir şey yazmadım. Wolf Team'in canlı yayın kanalında Cahreyn yazarsanız banlanırsınız demişim. Hatta Türkiye'nin en iyi oyunu Wolf Team'de demişim. İyi seyirler dileyip kanala yönlendirme yapmışım. Bunun da Wolf Team'i kötüleyici bir... bu arada ben size bunları göstermiyorum sanırım. Ekranı vermemişim çünkü. Pardon, hemen göstereyim. Bunu da Wolf Team'i kötüleyici bir içerik olduğunu söylüyorlar. Tweet'im bu şekilde arkadaşlar. Ve aşağıda da kanıtlandığı üzere bazı insanlar gidip kanala Cahreyn yazıp 6000 saniyelik banlarını yemişler. Yani olmayan bir şey değil bu. Kanala gidip Cahreyn yazdığınız zaman 6000 saniye banlıyorsunuz. Bu nasıl Wolf Team'i karalayıcı bir tweet'tir onu da anlamış değilim. Kesinlikle kabul etmiyorum. Bir klip gönderilmiş. Bu geçen yılın Bana klibi. yarıştı. Genç adamı... Bu geçen yılın yayınlarından bir klip. Kendimi biraz ufaltıp klibi size göstereceğim sevgili arkadaşlar. Bu geçen yıl Haziran, Maziran falan olması lazım. O dönemlerden bir yayının klibi. Ta o zamandan beri. vermiyoruz reklam olmasın diye. Genç adam tramvayda alkışlarla karşılandı. Dünya şampiyonası varken. Ferit beni çıldırtma. Ferit beni çıldırtma. Çağan Çakır hoş geldin. Ferit bak o konu hakkında bir şey söylemek istemiyorum. Yemin ediyorum evimizi basarlar mafya bunlar. Aman diyeyim. Hala yarıştı. Genç Burada ne var onu da göremedim. Bir başka örneklendirme olarak bu verilmiş. Yine aynı yayından sanırım. Linus Bey gelmiş, hoş gelmiş. Greatest Gym 4 ay olmuş. Hoş geldin yine. Alpti galiba. Alpti galiba. Mafya arkadaşlar biliyorsunuz oyunun içerisinde mafya mari unsurlar var. Tabanca, silah bilmem ne falan. Bundan da bahsetmiş olabilirim. Ben hatırlamıyorum. Bir yıl önceki bir olay. Kime dediğimi, neye dediğimi de tam olarak net olarak hatırlayamıyorum. Barış'ı attım sana gelmedi mi? Gelmedi. Çık Ya, geri ya yanımda Wolf Team'ci istemiyorum bro. Grupta var. Bugün L4-D2 Darkest. L4-D2 olmaz. Yayınımda Wolf Team'ci istemiyorum bro. Bu bir mimdir. Bu bir mimdir. Mimin ne olduğunu bilmeyenler de araştırabilirler. İşte okulumda şunu istemiyorum bro. Yayınımda bunu istemiyorum bro. Ayrıca burası benim yayınımdır. Ben kimseye gelsin bu yayını izlesin diye para da vermiyorumdur. Herkes özgür iradesiyle gelir bu yayını izler. Eğer beğenmiyorsa da ya da bu söylemim hoşuna gitmiyorsa da gider. Ben kimseye Ekran. zorla bu söylediğim şeyleri dinletmiyorum. Bunun da kesinlikle markayı kötülemek olduğuna inanmıyorum. Allah'ın başıma izle. Sonuncusu da bu. Genç adam. God. Arkadaşlar kesinlikle Wolf Team yayınını baltalama gibi bir isteğimiz yok. Bakın. Ülkemizdeki e-spor çarpış. Tempest. Burada da gülmüşüm yani.
Neye güldüğüm bile belli değil. Hatırlamıyorum yani. Belki o sırada başka bir şeye güldüm şu anda yani. Bunda bu kadar alınacak ne vardı? Bu kadar alınacak ne vardı? Gülmek hangi ülkede suçtur onu da bilmiyorum. Ben kesinlikle bu ihtarla ilgili gelen şeyi içerisinde bana itham edilen, söylenen, yaptığım iddia edilen şeyleri yaptığıma inanmıyorum. Kesinlikle marka kötüleme veya herhangi bir derdim yok. Ayrıca ki burada hiç öyle bir şey demememe rağmen ben burası benim yayınımdır ve benim işim de özgür bir şekilde burada oynadığım oyunlar hakkında yorum yapmaktır. Ben yorumcuyum zaten. Ben yayıncıyım. Benim işim bu. Bir oyunda beğenmediğim bir şey olursa ben bu oyunu beğenmedim deme hakkına sahibimdir. Ben bu oyunu kendi şahsi fikrim, şahsi düşüncem olarak beğenmedim. Bu benim fikrimdir deme hakkına sahibim. Buna herkes sahip. Çünkü ben burada size para verip arkadaşlar buyurun toplanın bir konferans vereceğim. Herkese de para veriyorum. Dinleyin lan bunu desem. Desem evet o zaman ayıp bir şey olabilirdi ama ben burada kendi yayınımda insanların isteğiyle geldiği bu yayında kendi fikirlerimi oyunlarla veya herhangi bir başka ürünle ilgili fikirlerimi belirtmekte haklıyımdır. Yani bu benim hakkımdır. İstediğim gibi belirtebilirim ki ona rağmen Wolfteam denilen markaya hiçbir şekilde ne bir kötü bir söylemim ne de ağzından kaka bir şey çıkmamıştır. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle ihtarlarını gördüğümü, kabul etmediğimi oradaki ithamları ve gerekirse her alanda çarpışacağımı da buradan söylemek istiyorum. Yani tabii ki ben hukuka güvenim sonsuz. Çıkarız mahkemeye. Herkes kendi tarafını anlatır. Ondan sonra bakarız kim kazanıyor, kim kazanmıyor. Kesinlikle kaybedeceğim bir dava olduğunu da düşünmüyorum. Üstelik beni işimle tehdit etmenin ne kadar etik olduğunu da tam olarak kestiremiyorum. Yani kanalını kapattırırız, bir daha yayın yapamazsın gibi bir söylemi o ihtarda bulundurmaları beni inanılmaz derecede gerdi. Çok gerildim yani, yerim yerim gerildim. Biz burada Zulo ile ilgili yorumlar da yaptık. Hatta kendileri kesinlikle duymuşlardır. Yani ben burada bir oyunla ilgili yorum yapacağım. Türk oyunu olacak ve duyulmayacak. Yani Zulay ile ilgili yorum da yaptık. O da iyi bir yorum değildi. Ya izledikleri marketing stratejilerini değerlendirdik ve ben şahsi kanımca yanlış bir hamle yaptıklarını ve yanlış da kotarmaya çalıştıklarını söyledim hatalarını. Hiçbir şekilde Zula'dan böyle bir reaksiyon almadık mesela. Söyledim çünkü yani benim Zula'yla da alakam yok. Orada da çalışan kimseyi tanımıyorum. Wolfteam'le de alakam yok. Burada oynadığım yabancıların yaptığı Foxhole'la da alakam yok. Killing Floor'la da alakam yok. Left 4 Dead'le de alakam yok. Ne bileyim Northgard'ın yapımcılarıyla da alakam yok. Hiçbiriyle alakam yok. Benim hepsi oyunlarla ilgili objektif görüş açımdır. PlayerUnknown's'la alakam yok. H1Z1'la alakam yok. Burada yayıncılar var H1Z1. Doctor Disrespect diye bir adam var. Yabancı yayıncı. 20 binden aşağı izlendiği yok. Bütün yayını boyunca, 1 saat boyunca H1Z1'ı sövüyor adam mesela. O ne abi?